Mesela e, e, Sevan e, kaç dört seneye yakın Samos'ta yaşıyor e, ve Samos'un yüzde doksanı e, Sevana Türk diyor. Hı hı. Orada bir ırkçılık görüyoruz. E, tabii ki e, her Türkçe konuşanı Türk olan nitelendiren bir kitle var burada. E, hatta e, Samos'ta yatırım yapan veya e, Ev alan Avrupa vatandaşı Türklere de e, ırkçılık var. Bir avuç olan faşist diyeceğim Yunan kitlesi e, gerçekten büyük ırkçılık yapıyor. Mesela yani bana mesela, da Türk. Afedersin. Ermeni kimliğinden dolayı değil, Türk kimliğinden dolayı ırkçılık yapıyorlar. Şimdi e, buradaki köylü, kasabalı veyahut vatandaş e, bu insanın hangi kimlik sahibi olduğunu bilemez. Konuştuğu lisana bakar. E, egemen Türkçe'yi biz e, şu anda da yani Türkçe konuşuyoruz. Yani de konuşabilirdik ama Türkçe konuşuyoruz. E, bu egemen lisanı kullandığın e, andan itibaren e, Türk oluyorsun. Ve Samoslu seni Türk olarak görüyor hatızatında şu anda polis karakolunda e, bana bir olanak sağladılar. Her akşam üstü işte Sevan'ı görebiliyorum. E, Türkü çağırır mısınız diyorlar. Yani aslında Türkiye'deki Türklük anlayışı farklı tabii ki ama e, bir anlamda da işte Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de doğan, e, Türk dili herkes de Türk. Yani hoşumuza gitse gitmese, kapımıza evet. gitmese de evet. anlıyor musun? Yani orada yani aslında şöyle şey bir şey var. Hep... Yunanistan'da Din Yok. ağır basar. Ortodoksluk Hı -hı. ve din çok ağır basar Yunanistan'da. Şöyle bir şey olabilir. Ee, Ermeni vatandaşı e, Sevan Nişanya'nın resmi kimliği e, Ermeni ve e, Hristiyan. OK. Ee, ama bu e, şu anda Yunan makamlarında e, es geçiliyor. Yani arkadaş, biz din kardeşiz. Bana biraz daha iyi davran. Mesela biz e, ...yortuları beraber kutluyoruz. Aynı Tanrı'ya inanıyoruz. E, hayır, Türkçe konuştuğu için... ...o bir Türk. Türkiye'de bir, Ermeniydi... E, ...Yunanistan'da Türk. E, evet, e, evet, evet. evet.